Diyelim Fulya'ya sözü bırakalım. Fulya çok zor koşullarda olay yerinde yayını sürdürüyor ve oradaki görüntülerin, oradaki bilgilerin bizlerin ekranlarına gelmesini sağlıyor. Sözü sana bırakıyorum Fulya. Ne durumda orada? Evet Mine, yangına müdahale ediliyor. Hala kontrol altına alınabilmiş değil. Yoğun bir duman var. Hakikaten itfaiye ekiplerinin de işi çok zor. Burada çalışan basın mensuplarının da işi çok zor. Çünkü inanın son zamanlarda İstanbul'da benim de görmüş olduğum en büyük yangınlardan biri diyebiliriz. Sabah 6.30 sularında çıktı. Tam burada, tam bu fabrikada. Palet fabrikasında 6.30'da çıkıyor. Açık alanda çıkıyor önce yangın. Buradaki görgü tanıklarının ifadesi de o yönde. Açık alanda bu paletler bakın yanmaya başlıyor. Bu paletler açık alandaydı. Hemen yanmış halini de gösterelim. Bakın şimdi her taraf tabii kül olmuş durumda. Ekiplerin hala müdahalesi devam ediyor. 98 araç, 180 personel olay yerine geldi. Burası bir palet fabrikası. Yanında da bir alüminyum fabrikası var. O fabrikaya da sirayet etti dumanlar. Orada kısmen gördüğüm kadarıyla alüminyum fabrikasında kontrol altına alındı ancak şimdi bu bölgede hala iş bitmiş değil. Yani yangının ilk çıktığı palet fabrikasında hala dumanlar var. Halil, şu sol taraftaki dumanları gösterir misin? Bakın ekipler hala müdahale ediyor. Cayır cayır yanıyor açıkçası. Hala tam anlamıyla söndürülebilmiş değil. Soğutma çalışması henüz yapılabilmiş değil. Şu an hala dumanların etkisi altında yangına müdahale ediliyor. Alevleri görebiliyoruz. Belki dumandan ekrana bu alevler yansımıyor olabilir ancak. Halil, biraz daha gel istersen, şöyle alevleri gösterelim. Hala müdahale ediliyor bu noktaya. 98 araç, 180 personel geldi dedik. İstanbul'un birçok noktasından, Anadolu yakasından gelen itfaiye ekipleri bile oldu. Şimdi şunu da söyleyelim. Burası Kıraç İtfaiye İstasyonu'nun hemen arka kısmı. Zaten yangına ilk müdahale o istasyondan çıkan ekipler tarafından yapılıyor. Ardından yangın kısa sürede o kadar çok büyüyor ki tabii hemen İstanbul Büyükşehir Belediyesi tüm ekiplerini seferber ediyor buraya ve pek çok noktadan 98 araç buraya geldi. Hatta gelmeye de devam ediyorlar. Olay yerinde hala şu an canlı görüntüleri, sıcak görüntüleri getiriyoruz ekrana. Alevler tam anlamıyla söndürülebilmiş değil. Şimdi uzaklaşalım çünkü göz gözü görmüyor zaten burada. Halil, biraz geriye gidelim. Çünkü arka tarafta hala alevler var. Yani yanıyor o taraf. Şimdi dumandan belki göremiyor olabilirsiniz ama hala yanıyor. İtfaiye ekipleri gelmeye devam ediyor bir yandan da. Şöyle ilerleyelim. Bakın yani son zamanlarda hakikaten İstanbul'daki en büyük yangınlardan biri bu. Hala yangına müdahale devam ediyor. Can kaybı yok. Bu sevindirici bir haber. Tabii insanlar nefes almakta zorluk çekiyor. Bakın öyle kolay değil tabii ki. Dumanlar bir yandan hala etkisini gösterdiği için hava yağmurlu. Şu an rüzgar da zaman zaman etkisini arttırıyor. Yani şu an ekipler müdahale etmeye devam ediyor. Burası sanayi bölgesi. Burada çok sayıda fabrika var, iş merkezi var. Burası Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi. Yerleşim yerlerine uzak bir nokta burası. Evler yok burada. Sadece iş merkezleri var. Fabrikalar var dediğimiz gibi. Ve bu yangının ilk çıktığı fabrikada 3 katlı bir fabrika. Hemen yanındaki 4 katlı fabrikaya, işte alüminyum fabrikasına önce sirayet ediyor. Ardından bir iş merkezine sirayet ediyor. Onların çatıları yanıyor. Şimdi o sirayet eden fabrika ve iş merkezine müdahale edildi. Oradaki yangın kontrol altına alındı ancak palet fabrikasındaki yangın tam anlamıyla söndürülemedi. Hala alevler var. Hala. Şimdi şöyle gösterelim. Bakın şöyle gösterelim Halil, itfaiye ekiplerini o noktada. Yoğun bir duman var dediğimiz gibi. Zaman zaman itfaiye ekiplerinin de zorlandığını görüyoruz. Yere oturup dinlendiklerini görüyoruz. Konuşmakta aslında ben de zorluk çekiyorum. Çünkü dumanlar genzimi yakıyor, burnumu yakıyor, gözlerimi yakıyor. Kolay değil. Şimdi bir yandan da hala dediğimiz gibi ekipler gelmeye devam ediyor. Sabah 6.30'da çıktı bu yangın. Kısa sürede yan tarafa sirayet etti. Şöyle gösterelim. Evet, şimdi Esenyurt Kaymakamı olay yerinde. Bölgede
bir inceleme yapıyor. Başsavcı vekili bu noktaya geldi. Onlar da şu an olay yerinde inceleme yapıyorlar. Şimdi ilk değerlendirmeleri olacak mı? Polis ekipleri de bir yandan bilgi veriyor. Şimdi tabii ki bu yangın neden çıktı, nasıl çıktı bu bilinmiyor. Sadece ilk bilinen şey sabah 6.30 sularında palet fabrikasında yangın çıkıyor ve ardından diğer fabrikalara sirayet ediyor. İki fabrika bir iş merkezine sirayet ediyor. Evet, Esenyurt Kaymakamı ve Başsavcı Vekili şu an burada. Polis ekiplerinden de bilgi alıyorlar. Şöyle bir biz de duyalım neler anlatıldığına dair. Efendim, bir açıklamanız olacak mı acaba neden çıktığına dair? Yandaki palet fabrikasından çıkmış küçük yangın olarak. Daha sonra devam etmiş. Bizim binaya sıçramış, yan tarafa sıçramış. Alüminyum fabrikası. Evet, evet. Sizin burada. Kendi yerimiz, evet. Şu an orada yangın alevler söndürüldü anladığınız kadarıyla. Değil mi? Gördüğümüz kadarıyla. Yani şu anda alev yok ama içeride duman var işte, soğutma. Şu an orada soğutma çalışması yapılıyor. Kimse çalışmıyordu içeride. Yok, çalışmıyordu. Mesai başlamadan. Çok şükür mesai başlamadan olmuş. Yani bir sıkıntı. Yangın ilk açık alanda çıkıyor herhalde. Direkt bu çatıya mı sirayet ediyor efendim? Yandaki palet fabrikasından çıkmış. 6.30 gibi. Ondan sonra o tarafa sıçramış. Diğer tarafta da tekstil fabrikasına sıçramış. Öyle duydum. Çok çok geçmiş olsun. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bir yandan tabii polis ekipleri de inceleme yapıyor. Şöyle ilerleyelim. Yine palet fabrikasını. Şimdi palet fabrikasının olduğu yere doğru ilerleyelim. Evet, şu an Esenyurt Belediye Başkanı da olay yerinde, zaten sabahtan bu yana buradaydı. Şu an telefon görüşmesi yapıyor kendisiyle, biraz sonra da konuşacağız. Esenyurt Belediye Başkanıyla. Evet efendim. Evet, Esenyurt Belediye Başkanı şu an olay yerinde. Efendim merhabalar. Merhabalar. Çok çok geçmiş olsun. Vallahi biraz öyle oldu. Yani geçmiş gibi oldu. En azından yangın baskılandı. Gördüğünüz gibi burada paletlerin depolandığı ve üretimi yapıldığı bir yer. Palet kuru malzeme, ağaçtan oluşan, çam ağaçtan oluşan çıralı malzeme. Bu yangının çok alevlenmesine, büyümesine ve hacim kazanmasına sebep oluyor. Hemen yanında bir metal fabrikamız var. Sevinci tarafı metal olması. Orada da bir belki bir maddi hasar var ama en azından çalışan yok. Burada vardiyalı çalışan yok. Hemen yanında bir küçük bir tekstil atölyemiz var, fabrikamız. Üçüyle sınırlı kalması sevindirici. Diğer, yani efendim bu fabrikayla birlikte imalathane diyelim burası. Bir palet üreten bir yer olduğu için zaten ağaç, yani ham maddesi ağaç olan bir şey. Görebiliyoruz. Doğrudur. Bunlar zaten itfaiye müdahil oldu. Şu andan sonra ben yukarıdan, üst kattan indim. Çatıdan indim şu anda. Orada da baskıladık ama soğutma epeyce sürecek deniyor itfaiye şefi tarafından. Sevinci tarafı hala bir can kaybının olmamasını seviniyoruz. Vardiyalı çalışılan bir yer değil. Bu için sevindirici bu husus. Evet efendim. Peki şimdi hala alevleri de görebiliyoruz bir yandan. Tam anlamıyla en azından bu palet fabrikasında söndürülebilmiş değil ama. Yok yok, şu anda zaten bu epeyce sürecek bu. Kömürleşecek, korlaşacak. Onlar ekipler de müdahale ediyor dikkat ediyorsanız. Bunun hacmin yükselmesini sağlayan şey bu. Bu bölge iyi tarafı birincisi sanayi, ikincisi de rüzgar bugün az yağıştan dolayı. Bu rüzgarda alevin herhangi bir tarafa, başka fabrikalar fazlasıyla sıçramasını engellemiş olması. Engellemiş olması. Evet. Peki efendim neden çıkıyor? Şimdi onun söndükten sonra buradan çıktığı kanaati hakim. Evet, yani paletlerden çıktığı hakim. Sonrasında nasıl sıçradı? Nereden sıçramıştır? Bunu da ekibin raporuyla öğreneceğiz. Evet, kısa sürede ama kontrol altına alınabilecek gibi görünmüyor. Şu an hala alevleri gösterelim mi? Öyle düşünmeyelim. Şu anda zaten burası boş bir arazi olarak düşünürseniz burada yananın bir sıkıntısı yok. Buradan yükselenin yan fabrikayı atlamış olması önemliydi. O baskı altına alındı. En azından bundan sonrası kolay. Evet, peki. Ben iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Esenyurt Belediye Başkanı'yla az önce konuştum. Evet, şöyle bir gösterelim tekrar hem dumanları, alevleri. Bir can kaybının çok büyük bir şans, çok önemli bir olay.
Neyse can kaybı yok ancak palet fabrikasında şu an ekipler özellikle bu noktaya şu an yoğunlaşmış durumda. Yangının ilk çıktığı yer burası. Buraya yoğunlaşmış durumda. Ekiplerin çalışması sürüyor yoğun duman altında diyelim. Sözü yeniden olay yerinden size bırakalım. Peki teşekkür ediyoruz. Fulya kolay gelsin sana diyelim. Hakikaten zor bir gün uyandı bugün İstanbul bir palet fabrikasında çıkan yangın saat